Efendim şimdi iç turizmi konuşacağız. Özellikle odamızda da Antalya olacak. Çünkü Antalya'da turizmci bu yılın iç turizm yılı olacağını, aynı zamanda pandemi koşullarında dünyada turizm hareketlenirse eğer bundan sonraki süreçte Antalya'nın da buna öncülük edeceğini düşünüyor. Biz şimdi Antalya'ya uzanacağız. Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Limak Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu'na merhaba diyeceğiz. Kendisi bize eşlik ediyor. Kaan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Şafak Hanım, iyi yayınlar diliyorum ben de size. Teşekkür ederiz. Şimdi pandemi sürecinde dünya turizminin durduğu bir dönemde Antalya 3,5 milyon, Türkiye ise 16 milyon turisti ağırladı. Her yıl 1,5 milyar insanın seyahat ettiği sektörde 2020'de yaklaşık 450 milyon insan seyahat etti. Peki 2021'de ne olur? 2021 iç turizmin mi yılı olur efendim? Öncelikle 2021'e ilişkin görüşlerinizi alalım. Şimdi esasında ilk ana vurgulamamız gereken şey şu. Biz 2020 yılı gibi bir yılı Türk turizmcisi olarak kötünün iyisi olarak atlattık. Yani dünyadaki düşüşün daha altında bir düşüşle, daha başarılı bir şekilde tüm rakibimiz olan ülkelerin bizi takdir ettiği bir dönem olarak atlattık. Tabii geçmiş dönem artık hani geçmişteki başarıları çok söylemeyi tercih etmez bizim sektör temsilcilerimiz. Ben de bu şekilde düşünüyorum. 2021'e umutla bakıyoruz ama 2021 yılı ile ilgili tabii ki bazı ufak tefek problemler var. Bunları da kabul etmek lazım. Şimdi 2021 yılı gerçek anlamda bir turizm yılı olacak diyemeyiz. Her şeyden önce bunu kabul etmek lazım. Geçen sene biz dünyada turizm olgusu %80'e yakın azaldı. Biz bunu %65 gibi bir rakamla tamamladık. Demek ki biz bazı şeyleri rakibimiz olan ülkelerden daha iyi yaptık. Tabii Türkiye özellikle Antalya 4 saat uçuş mesafesinde yaklaşık 900 milyon insanın rahatlıkla ulaşabileceği bir bölge. Bu anlamda da insanların da kötü zamanda turizme olan ilgisi, evlerinde sıkıldıkları, bunu aldıklarını da düşünürsek çok ciddi anlamda önem kazanacak. Geçen sene hiç Avrupa Birliği üyesi ülkelerden hiç gelemeyen ülkeler oldu biliyorsunuz. Özellikle Benelux ve İskandinav ülkeleri hiç gelemediler Antalya'ya. Bu yıl onların programlarına Nisan sonu itibariyle başlayacaklarını öğrendik. Bu bizim için olumlu. Şöyle ben hayatımda hiçbir zaman bu kadar stabilize olmayan bir dönem yaşamamıştım bir turizmci olarak. Çünkü bugün gördüğümüz kurallar, durumlar bizi belli bir pazarlama stratejisine itiyor. Ama herhangi bir ülkenin kendi içinde yaşadığı bir dalgalanma, özellikle örneğin İngiltere'den ben Nisan ayında bir operasyonun başlayabileceğini düşünüyordum. Ama dün akşam itibariyle Sayın Boris Johnson bir karar aldı. Bunun belki Mayıs sonu, belki de Haziran'a sarkacağını öğrendik. Dolayısıyla her dönem yeni stratejilerle gidiyoruz. Bu durumda da pazarlama çok ciddi ağırlık kazanıyor. Şimdi konuyu iç turizme getirirsek, İç turizm bizim için olmazsa olmazımız diyoruz. Biz 2020 yılını aslında tamamen iç turizmde atlattık. Nasıl atlattık? Ya aynı şekilde bu güvenilir sertifikalarla, güvenilir turizm sertifikasıyla 5 yıldızlı oteller ve 4 yıldızlı oteller çok ön plana çıktı. Bunu iyi uygulayanlar oldu, iyi uygulayamayanlar oldu. İyi uygulayamayanlar elendi. Şu andaki kış döneminde de çok az sayıda otel açık. Bunu uygulamaya devam ettiği için bu kış döneminde bu oteller açık kalabildi. Dolayısıyla 2021 yılında da iç turizmle bir sisteme devam edeceğiz. Bizim kendi otellerimizde, Limak otellerinde 2019 yılında iç turizmin oranı %15-17 iken bu oran 2020'de %30'lara çıktı. Ben bunun kendi otellerimde %25'in altına düşmesine izin vermeyeceğim. Yani ben kötü dönemde iç turizm hareketiyle sistem ayakta kaldıysa iyi dönemde de önceliğin iç turizmde olmasını gerektiğini düşünüyorum. Bunu hani her imkan bulduğum sürede de söylemeye devam edeceğim. Homojen bir şekilde turizm şekli yayılabildiği sürece, yani ben pandemi sonrasını da düşünmek lazım. Yani iç turizmi sadece pandemi döneminde bir kurtuluş reçetesi gibi sarılmaktansa uzun vadeli yurt içi pazarın ciddi anlamda 10 milyonlu paketlerden 20-25 milyonlu paketlere refah seviyemizin de yükselmesiyle birlikte çıkabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda da yurt dışına bağımlılığımızı minimum seviyeye getirecektir. Tabii ki turizm 90 ülkeden insanlar geliyor, tatil için Türkiye'yi, Antalya'yı tercih ediyorlar. Ama akıllı bir turizmci, akıllı bir otelci önceliğini üç turizme vermeye devam edecektir diyorum. 2021 sonrası da sadece belli bir yıllığına değil, belli bir süreliğine değil, tamamen bundan sonra strateji böyle gitmeli, böyle olmalı. Peki iç pazar lokomotif olmaya devam edecek o halde ya da öyle bakılması gerektiğine de vurgu yaptınız. Şimdi bir kez daha iç pazarı ilerleyen dakikalarda dönmek isterim ama biraz Antalya'nın da ön planda olduğunu görüyoruz. Şimdi açıklamalarda da sık sık yer alıyor. Sizlerden gelen açıklamaları da izliyoruz, dinliyoruz. Özellikle son dönemde toplantılar da yoğunlaştı. Erken rezervasyon dönemi ve artık yüksek sezonuna tam anlamıyla odaklı
odaklanılmış durumda. 2020'ye şöyle baktığımızda dünyada en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan şehirler arasında ilk 10'daydı Antalya. Avrupa'da 3. sırada olduğunu gördük. Peki bu veriler nasıl bir mesaj veriyor? Antalya bu yıl dünya turizminin hareketlenmesi durumuna ya da hareketlenmesine öncülük edebilir mi? Şimdi az önce İngiltere'ye dikkat çektiniz ama tabii elbette burada farklı pazarlar da var. İngiltere en önemli pazarlardan biri, keza Almanya, Rusya'da onu takip ediyor. Ama bir hareketlenme başlarsa, özellikle yüksek sezondan önce özellikle bu hareketlenme olursa Antalya buna öncülük edebilir mi? Ne dersiniz? Zaten hep etti, etmeye de devam edecek. Şöyle düşünün, geçen sene Almanya operasyonu açık gibi gözüktü ama Almanya aslında tam anlamıyla açık değildi. Yani biz bu başarıyı Almanya'sız, Eylül'ün sonunda son bulmuş bir İngiltere. İngiltere operasyonları Ekim başı itibariyle son buldu. İskandinavya hiç yoktu. Benelux hiç yoktu. Ve biz bu kişi sayısına, bu pazarlarımız yani Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin büyük bir desteği olmadan bu kişi sayısına ulaştık. Tabii ki burada BDT ülkelerinin çok ciddi bir önemi var. Onlarla yapmış olduğumuz başarılı operasyonun önemi var. Ama bizim tur operatörlerimiz, yani Türk bayraklı tur operatörlerimiz ve Avrupa'da bizi temsil eden tur operatörleri Türkiye'yi ve Antalya'yı 2020 yılında tam anlamıyla satamadılar. Satamadıkları halde bu şekilde bir başarı elde ettik. Ve sistemin tam kendi rayına, kendi çarklarına oturduğu dönemde bunun çok daha iyi olacağını görebiliyoruz. Konumuz Almanya, İngiltere, Benelux değil. Yani konumuz tamamen bizim iyi yaptığımız şeyleri Turizm Geliştirme Ajansı ile birlikte artık tüketiciye birebir anlatabilmemizde. Tüketici, bizimle ilgili bakın yine kötü haberler yapıldı. Son bizim bir bilim kurulu üyemizin yapmış olduğu, işte Türkiye'de farklı mutasyonlar var açıklaması. Avrupa'da, hani biz burada biliyorsunuz turizmci olarak tüm Avrupa medyasını takip ediyoruz. Gün be gün takip ediyoruz. Oralarda çok ciddi anlamda bizimle ilgili yine bir karalama politikası. Türkiye'de kendine özgü mutasyon varmış. Dünyanın her yerinde olan mutasyon, hani Güney Afrika, İngiltere'nin yaşadıkları söz konusuyken tam bizim satış alacağımız dönemde Türk mutasyonu diye bir şey çıkardı insanlar. Şimdi bunu şöyle düşünmek lazım. Biz pazarlama stratejimizle tüketiciye ulaşıp kendi doğru yaptıklarımızı iyi anlatırsak, ki doğru yaptıklarımız kanıtlı, 2020 yılı bunun çok güzel bir örneği, bizim turizmde sırtımız yere gelmez. Antalya'sız ve Türkiye'siz bir dünya turizmi artık olamaz. Buna emin olun. Artık kendimizi de öyle çok hakim görmekten vazgeçelim. Biz ayakları yere basan bir sektörüz. Türkiye'nin lokomotif sektörüyüz. Bacasız ihracatçısıyız, sanayicisiyiz. Bu anlamda turizmin ciddi anlamda tüm dünyada bir ehemmiyeti var. Türkiye ve Antalya'da bu ehemmiyetin içerisinde yer alıyor. Hep söylüyorum, turizmin bir T7'si olsaydı Türkiye bunun içerisinde olurdu. Dolayısıyla bu konuda çok rahat olalım, müşteri olalım. Yeter ki biz iyi uyguladığımız şeylerden taviz vermeyelim. Öyle 2021 yılı iyi de geçmeyebilir. Yani sadece bir yıllık bir proje değil bu. Bu çok uzun süreli. Biz artık çok büyük bir dünya ülkesiyiz. Bunu, projeyi uzun yıllara yayarak yapmalıyız. Geleceğini kaygılandırmamalıyız ülkemizin. Genç bir nüfusumuz var, turizme yönlenen bir nüfusumuz var. Bunu becerebilmek için de ihtiyacımız olan şey açıkçası biraz zaman. Bu pandemi dönemi geçecek, rahat olun. Peki Kaan Bey, şimdi alternatif pazarları konuşuyoruz. Az önce aslında Antalya içinde, Türkiye'nin ana pazarlarına baktığımızda Antalya içinde geçerli. Ama alternatif pazar dediğimizde Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, bu ülkeleri sayıyoruz. Özellikle son dönemde dikkat edilen ülkeler. Peki bu ülke vatandaşlarının Antalya'ya seyahatlerine baktığımızda son dönemdeki oranlarına nasıl? Yani bunlar sizin için de, yani Antalya turizmi için de hedef pazarlar olabilir mi bu ülkeler? Antalya için olmasa bile bizim kültür turizmi dediğimiz seviyedeki İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz hatta İstanbul ve şehir otellerinde çok ciddi bir ivme yaratacaktır bu pazarlama hareketi. Ama Antalya için çok o denli bir bizim hani deniz, kum, güneş tarzındaki bir organizasyonumuzda bu ülkeler çok ciddi anlamda ön plana çıkamaz Antalya için. Ama dediğim gibi Türkiye için çok önemli. Yani Türkiye'yi sadece Antalya'dan, kıyılardan sabit görmemek lazım. Biliyorsunuz aynı zamanda ben Türkiye Otelciler Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesiyim. Bütün Türkiye'ye hakimiz biz. Bütün Türkiye'nin turizm hareketine hakimiz. Türkiye'mizin her yeri çok güzel. Alternatif programlar, alternatif ülkeler, alternatif turizm şekilleri sadece deniz, kum, güneş turizmini değil, şehir turizmini, kültür turizmini, ülkemizin kuzeyini, doğusunu, batısını, İç Anadolu'yu çok etkileyecek düzeyde. Bunu da ben çok başarılı buluyorum. Bu konuda da Turizm Geliştirme Ajansı'nın yaptığı tüm faaliyetleri sonuna kadar destekliyorum açıkçası.
olarak kısaca şunu da sizden rica edeceğim. Özellikle az önce iş turizmine de vurgu yaptınız sıkça. Artık zaten şu algı var. Tatil lüks değil, bir ihtiyaç. Bu bakış açısıyla zaten artık hani bakılıyor tatile, turizme. Peki fiyatlar açısından bakacak olursak 2021'de otel fiyatlarında herhangi bir ne değişim söz konusu olacak mı? Yoksa 2020 standartlarında mı olur Kaan Bey? 2020 standartlarında olmaya devam ediyor. Fakat biliyorsunuz bu pandemi döneminden dolayı bazı sabit maliyetlerinde çok ciddi artışlar oldu. Bir kısmında onu yansıtabilen oteller var, yansıtmayan oteller var. Biz kendi otellerimizde bunu %10-15 seviyesinde yansıttık. Yani çok da büyük bir yansıtma olmadı bu anlamda. Ama dövize baktığımızda dövizin artışı aslında turizm için bir parça olumlu gözükür. Ama hepimiz bu aynı gemideyiz, aynı ülkede yaşıyoruz. Dövizin de stabilize kalması bizim de tercihimiz açıkçası. Ama yurt içi pazarı değerlendirdiğimizde TL fiyatlarında çok büyük bir artış olmayacak. Sadece ve sadece yurt içi pazarın homojen bir dağılımla 12 aya yayılması lazım. Bunun için biz de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz açıkçası. Evet. Çünkü sadece Temmuz Ağustos'a sıkışmış bir iç pazar tabii ki o zaman çok yüksek fiyatlar söz konusu olabiliyor belli bölgelerde. Ama artık görebildik ki insanlar Kasım'da da, Eylül'de evet. de, Ekim'de de tatil yapıyorlar. Bu anlamda çok ben yurt içi pazarın yılları geliyor diyebilirim. Sadece yılı değil, yılları geliyor. İç pazar çok daha... Peki Kaan Bey, çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum, yayınlar diliyorum, kolay gelsin. Çok teşekkürler Kaan Kavaloğlu efendim, sorularımızı yanıtladı. İç pazarı yüksek sezon, özellikle önümüzdeki dönemi konuştuk.